Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golba.com'un ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada üstündeki tişört çok sevdiğim bir kardeşimden yine hediye geldi. Feneryum tişörtü. Şu beyaz kabartma şeklinde kesinlikle tavsiye ederim. Yani kesinlikle tavsiye ederim, öyle böyle değil. Ve sevgili kardeşim Evren Mutlu'ya buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İntrolarda müthiş başarısından dolayı. Evren teşekkürlerimi sunuyorum. Bir ricam var. O son dakika ateşli şeyde müzik kullanmışsın, ona telif dediler. Haberin olsun. Onu bir düzenlersek sevinirim. Eline koluna sağlık. Hemen Fenerbahçe'ye geçelim. Çünkü Fenerbahçe'de savunmaya çeki düzen vermek şart oldu. Yapılan hataları antrenmanlarda gösterip oyunculara anlatılıyor. Ve Portekizli Hoca daha dikkatli olmaları konusunda savunmayı muhtemelen uyaracaktır diye düşünüyoruz. Zaten mantık olarak da şöyle bir şey var. Mesela başlığı şu şekilde atmışlar. Jesus'tan Karagümrük maçı sonrası uyarı tüm takımın sorunu diye. Arkadaşlar şunu bir kabul edelim. Şunu gerçekten bir kabul edelim. Biz yıllardır aynı hatayı yapıyoruz. Gol attı, futbolcumuz attı. Gol yedi, kaleci yedi. Şunun hatası. Ya bir hatanın bir kişiye ait olması gerekmez. Bir başarının bir kişiye ait olması gerekmez. Mesela biz maçın adamını seçiyoruz. Niye? Maçın en iyisi diye seçiyoruz. Bak maçın en iyisi diye seçiyoruz. Maçta hani bize göre en iyi oynayan. Ama belki de maçın en iyisi o değil. Belki de maçın en iyisi çok başka birisi. Ya da diyebilir misiniz tek iyisi odur. Yani ünlü bir zat diyor ki benim yaptığım iş doğrudur diyebilirsin. Ama en doğru iş benim yaptığımdır deme diyor. Yani benim yaptığım iş doğrudur diyebilirsin, sıkıntı değil, ama en doğrusu benim yaptığımdır diyemezsin. Mantıklı olarak da böyle. Bir linç kampanyası var. Bir Altay Bayındır linci var. Lütfen bundan çıkın. Bakın hatasız demiyoruz, kusursuz demiyoruz, günahsız demiyoruz, ama lütfen bundan çıkın. Şimdi ben size Fenerbahçe'yle ilgili enteresan bir şey daha söyleyeceğim ama önce şunu bir bitirelim. Şimdi Fenerbahçe Karagümrük 5-4 Jesus futbolcuları tek tek uyardı diyor. Ben 2 saat bu haberi okumayacağım arkadaşlar. Zaten size özetledim diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe Kadıköy'de 7 maça çıktı. 4'ü Süper Lig, 3'ü Avrupa Ligi. Şimdi 4'ü Süper Lig, 3'ü Avrupa Ligi. Arkadaşlar bir enteresanlık yok mu? Fenerbahçe 8 maça çıktı ligde. Yani ligde 8 maç oynadık diye biliyorum. Yani ne bileyim ben sanki 6 maçı Kadıköy'de oynamışız gibi bir hisse kapıldım. Vallahi bak yeminle söylüyorum ya, sanki 6 maçı şeyde oynamışız gibi bir hisse kapıldım Kadıköy'de. Bir şeye bakmak istiyorum. Yani Fenerbahçe maçlarına bakmak istiyorum. Ne zaman, nasıldır? Yani burada bir istatistikte hata var arkadaşlar. Çünkü onu özellikle söyledim. Bak şimdi bakalım. Ümraniye ev 1. Kasımpaşa deplasman 1-1. Adana Demir'le ev 2. Konya deplasman 2-2. Kayseri ile ev. Alanya ile ev. Beşiktaş deplasmanı 4-2. Karagümrük'le ev 5-2. Ankaragücü deplasmanı 5-3 olacak arkadaşlar. Yani evimizde oynadığımız maç sayısı deplasmandan fazla. Ancak takımın sıkıntısı ne? Çok fazla gol yemeye de müsait bir takım olmamız. Ama hüviyet olarak dörtlü savunma oynadığın zaman yani mecbursun arkadaşlar gol yemeye, açık vermeye. Ama Larnaka maçıyla başlayan süreçte inşallah takımımız gol yememeye özen gösterecektir. Jesus'tan Atilla Salah'ı hamlesi diyor, savunma için muhtemelen. Arkadaşlar ben bu haberi de detaylıca okudum. Merak etmeyin, dersime iyi çalıştım. Salah büyük hatalar yaptı. Zaman zaman sıkıntıya sebep oldu. 17 resmi maçın 16'sında 90 dakika. Kiev maçında rövanşta 120 dakika sahada kaldı. Avusturya-Viyana rövanşında son 10 dakika süre aldı. Yani Macaristan milli takımını Almanya-İtalya maçlarında 90 dakika süre aldı. Ve bu yoğun temponun etkisi Karagümrük maçında ortaya çıktı. Perşembe günü dinlenebilir diyor kısaca. Dinlenmeli mi? Bence de dinlenmeli. Yani bence de dinlenmeli. Yeter artık. Yeter artık, dinlenmeli. Ha
Şu bir gerçek. Larnaka'yı çantada keklik gören arkadaşlarım, asla böyle bir olay yok. Asla Larnaka çantada keklik değil. Önce bunu bir anlayın. İkincisi, Fenerbahçe Larnaka deplasmandan beraberlikle dahi ayrılsa bence istediğini almış olacak. Yani istediğini almış olacak arkadaşlar. Beraberlikle dahi ayrılsa. Şimdi sıradaki haberimizi de hemen kısaca anlatalım. O gerçekler ortaya çıktı. Meğer Altay Bayındır, Volkan Demirel. Şimdi arkadaşlar, Fenerbahçe Karagümrük'ü yendi ama konuşacak konu yok. Şimdi birini yeniyordun. Yani birini yeniyordun diyorlardı ki bu ölçü değil. Öbürünü yeniyordun diyorlardı ki bu hiç ölçü değil. Öbürünü yeniyordun bu ö bile değil. Lan ne ölçü? Yok arkadaş, bu da ölçü değil diye. Onu yap, bunu yap, şunu yap. Yok. Hiçbiri olmuyordu. Şimdi Fenerbahçe Karagümrük'ü 5-4 yendi. Yani tabiri caizse şapkadan tavşan çıkartarak yendi. Çünkü Trabzonspor mesela dün puan kaybettiği zaman Güntekin Onay çıkmış, diyor ki işte yorgunlardı. Yani yorgunluk bahanesi. Ulan Fenerbahçe bir gün daha erken maça çıktı. Eli insaf be. Ama Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde insafa getirecek yorumcusu yok. Altay Bayındır 5-4 yenildi Fenerbahçe. 4 golün 4'ünü de sanki Altay Bayındır avuta gidiyormuş da eliyle tutmuş gibi, içeri almış gibi bir muamele. Ancak Volkan Demirel detayı göze çarpıyor. Fenerbahçe 29 tane isabetli şutun 10'unu golle savuşturmuş. Böyle bir espri var. 8 maçta kalesinde 10 gol görmüş. Maç başına 1.25 gol oranı. Bir şey söyleyeceğim. Ümraniye maçını çıkın abi. 7 maçta 7 gol yemiş oluyor Fenerbahçe. Karagümrük maçını çıkın. 6 maçta 3 gol yemiş oluyor Fenerbahçe. Şimdi 6 maçta 3 gol yiyince Altay Bayındır ooo now süper falan filan. 2 maçı dahil edince. Ya bu tip maçlar niye olmasın arkadaşlar? Niye olmasın? Mühim olan ne? Bu tip maçtan galibiyet çıkarmak. Yani Altay bocaladı mı? Bocaladı. Ama eskilerde Volkan Demirel, Mert Günok rekabeti vardı. Mert ayrıldıktan sonra Volkan Demirel'de düşüş başladı. Kameni, Harun Tekin, Berke Özer, İrfan Can Eğribayat geldi. O Zahattin Musariye, Erten Ersu, Oytun Özdoğan, Ertuğrul Çetin gibi kaleciler altyapıdan çıktılar ama zorlayamadılar. Bir adaptasyon sıkıntısı da yaşandı. İşte Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belezoğlu, Vitor Pereira, İsmail Kartal. Bakın dikkatlice bakın, bu teknik direktörlerin hemen hemen hepsinin karakteri, karakteristik oyun özelliği birbirinden farklı. Ve böyle bir sıkıntı. Volkan Demirel de zorlandı. Altay'ın da sözleşmesi bitiyor diyor koskoca haberde. Yani benzerlik, Volkan Demirel benzerliği bu. Kısaca diyor ki zorlayacak ikinci kaleci yok, o yüzden böyle. Yanlış anlamayın. Şu herif senenin başında dedi ki etmeyin eylemeyin, bir tane, bak bir tane Altay'ı zorlayıp hani sırıtmayacak, yumurtlamayacak bir kaleci alın. Mesela Ertuğrul Taşkıran biçilmiş kaftan. Siz Ertuğrul Taşkıran'ın yumurtladığı gol sayısına ne kadar şahitsiniz? Çok değil. Altyapımızdan çıktı. Yani çok da iyi olurdu. Ha, Karagümrük takımı Kasımpaşa takımı durdu. 1,5 milyon euro mu 2,5 milyon euro mu istedi. Transfer olmadı. Başkasına gidildi, o da olmadı. En son gidildi İrfan Can Eğribayat. Ben hala İrfan Can Eğribayat transferini sindiremedim, kabul edemedim. İstemediğim, beğenmediğim bir kaleci profili. Zaten Göztepe kadro dışı bırakmış. Senin yüzünden bunlar olmuş demiş. Kaleci zaten birçok maçta yumurtlamış. Anlatabiliyor muyum? Ama o getirildi. Ben şimdi size başka bir şey sorayım. Ertuğrul Taşkıran getirilseydi şu an ne değişirdi? Değil mi arkadaşlar? Neler değişirdi değil mi arkadaşlar? Hah, işte ben de bunu kastediyorum. Dört büyüklerin toplam borcu açıklandı. İşte en borçlu kulüp. Bu arada hocam, kaleci konusunda bir özet bir şeyim var mı? Arkadaşlar benim bildiğim Jesus. Yani benim bildiğim Jesus. Altay Bayındır oynatmayı sürdürür, devam ettirir. Üstüne de düşer, ısrarlı bir şekilde de devam ettirir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dört büyüklerin toplam borcu. Toplam borç 20.7 milyar TL. Burada yalnız bir olay var. Onu da az sonra değineyim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sadece futbol branşlarının toplam borcu 20.7 milyar TL'ye ulaşmış. En borçlusu Fenerbahçe. Çünkü kulüpler
kapa yaptıkları açıklama sonrasında bunu belirtmiş. Sezon başında 14 futbolcu, yeni teknik ekibe sözleşme imzalayan Fenerbahçe salt futbol şube borcu 6.25 milyar TL ediyor. Sadece Fenerbahçe'nin futbol borcu. İkincisi Beşiktaş. 13 transfer şöyle böyle 5.61. Yani Fenerbahçe 6.25, Beşiktaş 5.61. Yani bunları da aklımızda tutalım diye şuradan notumu ekliyorum. Üçüncüsü Galatasaray diyor. Yalnız bakın, ben burada kimseyi kötülemiyorum ama buradaki borç kalemine eklenip eklenmemeler başka. Galatasaray'ın da borcu 5.24 milyar. Bakın 5.24. Yalvarırım burayı iyi dinleyin bak. Çok çok önemli. Sadece Galatasaray kısmı çok çok önemli. Trabzonspor 3.6 milyar. Aslında Trabzonspor kısmı da önemli. Ona da değinelim. Ama lütfen şunu söyleyin. Yani ben Trabzonspor kısmına, Galatasaray kısmına değiniyorum diye. Aa bak, bütün Trabzonlulara şöyle dedi, bütün Galatasaraylılara böyle dedi diye lütfen lafı başka tarafınıza anlamayın. Lütfen bak, peşin peşin söyleyeyim de. Çünkü yaşıyorum bunu. Şimdi borç böyle. 6.25, 5.61, 5.24, 3.6. Fenerbahçe düzlüğe çıkıyor, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor batıyor. Abi bir sene önceyi alalım. Zaman geri aksın. Galatasaray'ın borcu 3'tü. 3'tü. Trabzonspor'un borcu 1.5'larda, 1.8'deydi. Beşiktaş'ın borcu 4.3'tü. Fenerbahçe'nin borcu 5.75 miydi neydi? Lan mantık olarak Fenerbahçe'nin daha az borcu yükselmiş. Bir de kar açıklanmış. 1 Haziran 2022, 31 Ağustos 2022 dönemi. Bu 3 aylık süreci kapsayan finansal bildirimlerde Fenerbahçe kar elde ettiğini duyurdu. İlk 3 ayda 367 milyon lira kar. Trabzonspor 263. Bakın burası çok çok önemli. Beşiktaş 28 milyon. Galatasaray 11 milyon. Evet evet, 28 milyon TL, 11 milyon TL'lik kâra ulaştı. Bunlar TL. İyi de hocam, yani biz bundan ne anlayacağız? Sen bize bir özet geç. Arkadaşlar, gelirler arttı. Loca gelirleri, şunlar bunlar falan filan arttı. Siz şu anda cambaza bak oynuyorsunuz. Şu anda gelirlerin arttığına. Hayır. Gelirler artmadı. Gelirler zaten öyleydi. Ama biraz değerlendi. Asıl ana mekanizmaya giderim. KAP bildirimindeki bilirkişi raporları çerçevesinde 4 kulüp 2021-22 sezonunda toplam 3.16 milyar liralık zararla kapattı. Nasıl ya? Yani buradaki istatistiğe göre kar var. Bu meblağ Mayıs ayı bitimindeki döviz kuruyla 180,5 milyon euroya tekabül ediyor. Beşiktaş geçen sezonu 1 milyar 26 milyon, Fenerbahçe 836 milyon, Galatasaray 759 milyon. Şampiyon Trabzonspor ise 539 milyon lirayla kapattı. Hocam kar. Arkadaşlar artık kâra geçiyorlar. Öyle söyleyeyim. Yükümlülükler. 4 kulübün bu sezon kalan 9 ayında ödemesi gereken meblağ 8.4 milyar lira. Eylül 2022'de başlayıp Mayıs 2023'te bitecek dönemde Fenerbahçe 2.7 ödeyecek. Hah, işte benim aradığım kısım burası. Fenerbahçe 2.7 ödeyecek, Galatasaray 2.1, Beşiktaş 1.9, Trabzon 1.7. Varlıklar, dernekler, diğer bağlı şirketlerden alacaklar hariç Fenerbahçe'nin varlık 1.4 milyar, Beşiktaş 0.8 milyar, Galatasaray 0.7, Trabzon 0.9 milyar lira. Ve ortada bir açık var. Arkadaşlar, ben size Türkçesini anlatayım olayın. Benim çok şükür borcum yok da 100 bin lira borcum var diyelim. Ama aylık gelirim 150 bin lira. Yani 100 bin lira borcum var, aylık gelirim 150 bin lira. Bu aydan maaşımı çektim. Gelecek ayı bekliyorum. Gelecek aya kadar da sabit kalacak. Ben maaşı çektiğim anda 100 bin lira borcumu çıkacağım. 50 bin lira bana para kalacak. Komşumun 90 bin lira borcu var. Aylık geliri 5 bin lira. Bakın 90 bin lira borcu var, aylık geliri 5 bin lira. Hangimiz daha borçluyuz? Tabii ki de sen, 100 bin lira borcun var. Ama 150 gelir var. Olsun, sen daha borçlusun. Öyle değil. Ben 50 bin lira, yani bir ay sonra 50 bin lira artıdayım.
Komşum 95 90 bin lira borcu var. 5 bin lira aylık ücreti var. Yemese içmese hiçbir şey vermez. Oraya verse eksi 85'te. Orası senin borcun daha fazla. Diyorsanız hayırlı olsun. Yani elimde satlık köprü de var. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin gelir skalası çok yüksek. Bunu bir anlayın. Bunu bir ezberleyin. Bakın 2,7 ödeyecek. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Türkçe özet net bir şekilde bakın sizin anlayacağınız şekilde söylüyorum. 6,25 borcumuz var. 2,7 daha ödeyeceğiz Mayıs'a kadar 8,95. Doğru mu? Doğru. Ancak Feneryum gelirleri, yayıncı havuz yayıncı gelirleri, bağış gelirleri, dernek gelirleri, kripto para gelirleri, YouTube gelirleri, cart gelirleri, curt gelirleri, pırt gelirleri, zırt gelirleri, cırt gelirleri toplam belki de 3,5 milyar. Bilemezsiniz. Bu bir. İkincisi, bak 8,95 Fenerbahçe'nin yani Mayıs ayı itibariyle borcu gözüküyor. Doğru mu? Fenerbahçe'nin bir önceki dönem yani bir önceki 3 aylık meblağı 255 milyon artıydı. Artı bugün 367 milyon lira da 3 ayda verdi. 622. Bakın hem borcu ödenen dönem hem de artı 622 kalıyor. Ben bunu bir de 2 ile çarpıyorum. Yani Fenerbahçe'nin 1 milyar 245 milyon lira kar elde etmesi bekleniyor. Borcunu ödeyip. Mantık olarak Fenerbahçe gelecek sene Mayıs ayına borcunu 5'e falan düşürmüş olacak. Değil mi? Mantık olarak 5'e düşürmüş olacak. Borçtan hariç kar dönemi. Bunu niye anlamıyorsunuz? Fenerbahçe'nin banka borcu toplamı 4 milyar lira civarında. Ve Ali Koç 2 sene önce euro 7 lirayken döviz borçlarımızın neredeyse tamamını TL'ye çevirdi. Sevgili Burhan Karaçam, Gürel Aydın, Ozan Korman, Tarman beyefendiler çubuklu sevdasını gösterdi ve işi bu boyuta taşıdı. Arkadaşlar Fenerbahçe giderek düzlüğe giderken Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bataklığa gidiyor. Bunu görün. Yani ben diyorum ya taraflı yorum yapma diye. Ya şampiyon olmuş takım. Ya da kimilerine göre şampiyon yapılmış, kimilerine göre şu oldu, bu oldu. Sonuç olarak şampiyon olmuş takım. Borcu geçen sene, Trabzonspor'un geçen sezonki borcu ya. Bak, Trabzonspor 2021 yılı toplam borcu. Hiç merak etmediniz mi ya? 1 milyar 922 milyon. Bakın, 1 milyar 922 milyon arkadaşlar. 25 Haziran 2022 tarihli borç. 25 Kasım 2021 1 milyar 481 milyon. Bakın 25 Kasım'da yani yaklaşık bir sene önce 1 milyar 481 takım şampiyon olmuş. 3,6 milyara çıkmış borç. 2 katını geçmiş lan, 2 katını geçmiş. Ya ben bunu söylediğim zaman diyorlar ki bir Trabzon düşmanısın, şu düşman. Değil. Gerçekleri konuşuyorum. Nasıl bu kadar arttı ya? Nasıl bu kadar arttı? Hiç sormuyor musunuz? Sorgulamıyor musunuz? Nasıl bu kadar arttı? İşte Ahmet Can bilmem ne 20-30 milyon euroya gitti. Bilmem Şörlot'un 15 milyon eurosu falan Trabzon'a geldi dediler. Şunlar satıldı, bunlar gitti, etti. Şampiyonluk geldi. İşte Şampiyonlar Ligi elemesi, şu geliri, bu geliri. Ne oldu? Arkadaşlar, ortada bir karmaşa var. Yanlış aktarılan bir şey var. Ya da insanların hafızası çok sıkıntı. Galatasaray'a gelelim abi. 2021 yılı borcu merak etmediniz mi? Galatasaray'ın Mali Genel Kurul'da 10 Ağustos 2021, bir sene önce 3 milyar 27 milyon. Bak 3 milyar 27 milyon. Bugün 5 milyar 24 milyon. 5,24 yani. Neredeyse iki katı. Neredeyse iki katı. Şimdi bana hak veriyor musunuz? Ne oluyor arkadaşlar? Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor bu parayı nereye harcıyor? Ha, içlerinde en iyisi Beşiktaş. Niye? 31 Aralık 2021 Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin. Yani yaklaşık 5 milyar. Bugün Beşiktaş'ın borcu 5,61. Demek ki çok borçlanmamış. Anladınız mı? Anladınız mı demek istediğimi? Demek istediğimi anladınız mı? Anlamadık hocam. Özetin özetini geç bize. Özetin özeti şu. Fenerbahçe gelirlerini arttırmış, giderlerini kısmış, hem de ciddi oranda kısmış. Ha, hocam, sen şey yaz. Fenerbahçe 2021 borcu yaz. Toplam borcu yaz. Bir de ona bakalım. Atıp tutuyorsun. Ha, Fenerbahçe'nin
toplam borcu 5 milyar 250 milyon. 4 Haziran 2022'de bakın 4 Haziran 2022'de Fenerbahçe'nin toplam borcu 6 milyar 190. Bugün 6 milyar 250. Hocam Haziran diyorsun. Ekim'i kat şey yapıyorsun. İşte Ağustos'u baz alıyorsun. Artmış ama kar yaptı diyorsun. Değil mi? Mantık olarak haklı mı arkadaşlarımız? Haklı, doğru. Mantık olarak değil mi arkadaşlar? Yani tamam çok artmamış. 6.19'dan 6.25'e çıkmış. Ama hani kar vardı? Arkadaşlar bu dönemsel karlar. Bu dönemsel karlar, Ağustos karlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Futbolcu transferi toplam borcu ekleniyor. Futbolcuya verdiğin ücret toplam borcu ekleniyor. Ama o dönemki harcamaların, o dönemki karların kâra geçiyor. Şimdi mantık olarak Fenerbahçe şu anda eksi 600 milyon lira zararda değil mi? Değil, değil işte bak bu da değil. Kombine satıldı, forma satıldı, o satıldı, bu satıldı, YouTube katılgeleri. Bakın 3 aylık Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dönemi açıklandığı zaman ya da Aralık 2022 borcu açıklandığı zaman Fenerbahçe yine kar açıklayacak. Hatta 400-500 milyon lira kar açıklayacak. Buradaki ana faktörlerden biri de şu. Bankalar Birliği konsorsiyum anlaşması. Bütün kulüplerimiz bundan faydalanıyor. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe gelirini arttırıyor, giderini kısıyor. Beşiktaş da aslında gelirini arttırmasa da giderini kısıyor ama yine de borç daha da artıyor. Galatasaray gelir kapısını düşürdü, gider kapısını açtı. Siz Galatasaray'ın 31 Aralık 2022 tarihinde Fenerbahçe'nin borcunu geçtiğini gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Tabii rakamlar doğru açıklanırsa Icardi geldi, bilmem Mertens geldi, şu geldi, bu geldi. Bir bakın eksi bilmem 30 milyon euro. Sadece 30 milyon euro transfere verirse eksi 270 kaç? Yani 30 milyon euro eksi 540 milyon. 18'den hesaplasan eksi 540 sadece oraya gitmiş olacak. Fenerbahçe, hocam Fenerbahçe denk bütçe. Artı eksi bütçesi denk. Üstelik maaş yükünü Fenerbahçe düşürdü. Geçtiğimiz sezondan daha az maaş veriyoruz. Hadi lan oradan kadro daha geniş. Geçtiğimiz sezondan daha az maaş veriyoruz. İşin böyle de enteresan var. Artı temlikler kalktı. Borç kasaya giriyor. Uzun lafın kısası bir de tabii konsorsiyum anlaşması var. Onlar belli bir kısmını ödüyor. Bizim kulüpler de onu ödüyor. Valla Fenerbahçe'nin borcu 6.25 sizi çok yanıltmasın. Siz eğer rakamlar doğru verilirse birilerinin vergi borcu şu bu silinmezse siz bir de Aralık ayındaki toplam bilançoya bakın. O zaman bana deyin ki hocam bak Galatasaray bizi geçecek diyordun. Beşiktaş bizi geçecek diyordun. Belki de Trabzonspor bile Fenerbahçe'ye yaklaşacak. Bu mantıkla, bu zihniyetle, bu mantaliteyle. Çünkü eksideler. Sürekli harcama yapıyorlar. Ve gelir az. Ya Trabzonspor'un geliri 3 ise Fenerbahçe'nin geliri ya 60'ları bulmuş. 60'ları. Siz neden bahsediyorsunuz? 60'ları bulmuş. Misal olarak söylüyorum. Ben geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'nin gelir skalasını 850 milyon liradan açıklıyordum. 850 milyon lira. 850 milyon lira. Bugün Fenerbahçe'nin geliri 2,5 milyar liranın üstünde. Bir yıllık gelir. Hepsi dahil. Kripto para geliri şu bu falan filan. Anladınız mı demek istediğimi? Bunu da anlattık. Arkadaşlar Luan Perez, William Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King özel program dahilinde çalışmış. Ben size müjdeyi vereyim. Allah'tan bir mani olmasa Joshua King. Perşembe günkü maçta oynamaz muhtemelen ama Ankara gücü maçında %99 kadroda olabilir. Bu bir. William Arao için net bilgiye sahip değilim. %100 bilgiye ama Ankara gücü maçında %70 o da kadroda yer alabilir. Luan Perez o da %70 Ankara gücü maçında kadroda yer alabilir. 21 kişilik kadrodan bahsediyorum. Bu müjdeyi de vereyim arkadaşlar. 3 müjde. Borç bitiyor. Artık hangi başlığı eklersek. Fenerbahçe'de yine bir konu var ama kısa anlatmam lazım. 2 tane haber var. Uğur Meleke'nin yorumları var. Ama neyi anlatsam bilmiyorum. Gerçekten çok çok sıkıntı. Fenerbahçe 103 golü geçer mi? Arkadaşlar bakın. Hemen dikkat dağıldı. Yani 103 golü rekoru kırabilir mi? İstatistik şöyle böyle. Bakın dikkatinizi hemen oraya çekiyorlar. Hani 4 gol yiyordu. Hani Altay Bayındır kötüydü. Ama dikkat buraya gitsin. İlk 8 haftada 25 gol. Veselinovic'in Aykut Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman'la Rıdvan Dilmen'le kadrosu 103 gol attı. Ama ilk 8 haftada 18 gol atmış.
O takım ilk 8 hafta 18 gol atmış. Ama Jesus'un takımı 7 gol daha fazla atmış. O sene bu sene mi Fenerbahçe şampiyon olur? 20. haftadan önce şu takım şampiyon olur diyen yalan söyler. Ben şampiyonluk puanını 76 belirledim. 76. Şu istatistiğe göre Fenerbahçe cortlatıp gidecek ligi. Şu istatistiğe göre. Ama istatistikler her zaman doğru söylemez. Fenerbahçe efsaneleri geride bırakmış durumda. Maç başına gol ortalaması artmış durumda. Şöyle böyle o sezonda 36 maç oynandı. 2.86 gol ortalaması vardı. Fenerbahçe 3.12'yi buldu. Sadece Valencia'nın attığı gol sayısı Galatasaray'ın gol sayısından bir fazla falan filan. Arkadaşlar Allah nazardan saklasın. Bir de eğer profil fotoğraflarınızı Valencia yaparsanız gelmişinize. Uğur Meleki diyor ki çok enteresandır. Fenerbahçe'nin 103 gollü o tarihi sezonda da lig 19 takım. Sonraki 34 yıl boyunca bir daha hiç 19 oynanmadı bu sezona kadar. O sezon Veselinovic'in Fenerbahçe'si zaman zaman geriye düşer ama endişe duymaz. Maçları çevirmeyi becerirlerdi. Rıdvan Dilmen'in kendi anlatımıyla 2-0 geriye düştüklerinde dahi Santra'ya gülümseyerek giderlerdi diyor. Evet, Fenerbahçe'nin tarihi üçlüsü yok Rıdvan, Aykut, Hasan gibi. Ama her biri 15 artı 60 diyor. Rıdvan 19 golün yanına 40 da asist eklemiş. Oha maşallah yani. 19 gol 40 asist. Sen ne demek böyle ya? 40 gol 40 tane asist yaptı. Hepsi gol mü oldu ya? Hepsi gol mü oldu bundan? Bunların hepsi gol mü oldu? Ama ben başka bir detay vereyim. Lincoln'un asist sayısıyla Rossi'nin asist sayısı. Şu anda kaç? Şu anda kaç ikisinin asist sayısı? Bak böyle gıdım 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 gidiyor, farkında mısınız? Joshua King bilmem kaç maçtır sakın. Kaç gol kaç asist. Sadece Enner Valencia diyor. Şimdi Uğur Meleke diyor ki Valencia hariç 20 gol üstüne çıkabilecek oyuncu var mı? Var. Tek soru işareti bu diyor. Jesus Fenerbahçe'si bu sezon 90 golü bulabileceği yönünde diyor. Bir tahminim var diyor. Valla ben 90 golü bulur mu bulmaz mı bir yorumda bulunamıyorum ama üçlü savunma oynarsak bizi 90 gol şampiyon yapar. Bak üçlü savunma oynarsak, çünkü üçlü savunmada daha az gol yiyoruz. Nispeten daha az gol atıyoruz. Ama dörtlü savunma oynarsak bizi 100 golden aşağısı şampiyon yapmaz. Böyle de enteresan bir cümle kurmuş olayım. Haksızsan da haksızsın diyeyim. Dörtlü oynarsak, bakın Adana Demir maçında 4 attık 2 yedik. Yediğimiz 2 golün ikisi de abes. Saçmalık. Değil mi saçmalık? Gerçi birinde offside vardı, hakem şey yaptı. Öbüründe Salah'ı bir çevirdi. Lemos aldı at kardeşim dedi. Adana Demirsporlu oyuncu da aldı attı yani. Bu maçtaki 4 gol aldı at golleri. Ümraniye maçındakiler aldı at golleri. Demek ki dörtlü savunma oynarken savunmatik hatalar yapabiliyoruz. Diyor ki Uğur Meleke. Hani Valencia'dan hariç 20 golü geçen olur mu? Ben Valencia'dan hariç 20 golü geçen bulurum diyorum. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 13 tane farklı futbolcusu bu sezon gol atmış durumda. 13 farklı oyuncu. 13 farklı oyuncu. Bu basit bir şey değil. Bakın Sercan Hamzoğlu diyor ki Altay'ın çok iyi olduğu zamanlarda oldu. Penaltılar çıkartıp Fenerbahçe'nin 3 puan almasına büyük emekleri doldu. Bu sezon 3-4 tane maç içerisinde kötü olması her futbolcunun başına gelebilecek bir şeydir diyor. Fenerbahçe buna takılırsa sıkıntı. Ama bak geçtiğimiz sezonlardan oluyor. Fenerbahçe dolu düzgün gidiyor, süper gidiyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bir Trabzon maçı geliyor. Bir ne bileyim başka bir maç geliyor. Hakem doğuruyor. Fenerbahçe aşağı iniyor. Bu sezon farklı ama. Bu sezon bu eşiklerden yavaş yavaş geçiyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Oy, çok uzun oldu. Serdar Kulbilge eski kalecimiz. Biliyorsunuz oğlu da altyapımızda kaleci. Bartu Kulbilge. Altyapımızda değil, A takımda da maça çıktıydı sanırım. Hazırlık maçında da olsa oynadı diye hatırlıyorum. Bence Fenerbahçe taraftarları ve teknik ekibi Altay Bayındır'a güvenmeli. Her kaleci bazı zamanlarda performansında bazı düşüşler yaşayabilir. Ben Altay'ın bu formsuzluğunu atlatabileceğini düşünüyorum. Ankara Gücü maçında da Altay eğer kötü bir performans sergileyecek olursa bence dinlendirilip İrfan Can Eğribayat'a şans verilmeli diyor bak. Bak bence Eğribayat'a şans verilmeli. Kadro ile ilgili olarak karar tabii Jesus verecek ama bence bazı durumlarda kaleciyi 1-2 maç dinlendirmek daha iyi gelebilir. Ya arkadaşlar bak Valencia Galatasaray'da dahil 9 takımdan fazla gol atmış. 9 takımdan fazla gol atmış. Siz şimdi şey diyebilir misiniz? Her maç Banco Valencia çıksın derseniz hataya düşersiniz. İrfan Can. Ya İrfan Can'ın Altay'dan daha iyi kaleci olduğunu düşünecek kadar siz ne yaşıyorsunuz ya? Siz hangi akla hizmet ediyorsunuz? Ya İrfan Can Eğribayat da
en az 6 ay bayındır kadar yumurtlamaya müsait bir kaleci etmeyin eylemeyin ya. Dedirip dedirip beni şey yapmayın ya. Yani yapmayın etmeyin ya. Ben şunu söylüyorum. Ben Jesus'u tanıyorsam. Ne Ankara Gücü maçında. Bak Larnaka maçında İrfan Can oynayabilir. Ertuğrul da oynayabilir. Larnaka'yla ikinci maçta. Ertuğrul da oynayabilir. Ertuğrul oynadığı anda İrfan Can'ı şeyi Altay'ı kaybettik. Hayırlı uğurlu olsun gittin. Tabii özel kişisel görüşme falan saymıyorum. Ankara Gücü maçında İrfan Can da oynayabilir. Ertuğrul da oynayabilir. Oynadığı anda Altay'ı kaybettik. Ya biraz güvenin futbolcusu. Olur. Herkes hata yapar. Ya Mustafa Hoca da hata yapar. Video çekiyorum. 31 dakika geçmiş. Ağzımdan istemediğim bir kelime de çıkabilir. Farkına varmayabilirim ki. Yani niyetime bakarsınız. Altay Bayındır'ın niyetine bakın. İyi bir kaleci. Allah nazardan saklasın. Fenerbahçe'de borç bitiyor. 3 tane müjde verdim size. Altay Bayındır ve Salahi sürprizi. Ben Salahi'nin dinlendirileceğini ben de düşünüyorum. Dörtlü savunma çıkarız yine. Onu söyleyeyim. Perez'in dönüşüyle üçlüye döner miyiz? Bence döneriz. Ama zor maçlara, nispeten zor maçları geride bıraktık gibi durduğu için bence dörtlüyle biraz daha devam ederiz gibi duruyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Görüşmek üzere.